Sizi tanıyalım efendim. İsmim Necati Gökmen. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışıyorum. Profesörüm. Özellikle belirtmemi istediler. Bu kursa biz ne zaman ilk söylemiştin? Bayağı. Şöyle söyleyeyim, ilk duyanlardan birisiyim. Yaklaşık 10 kişilik bir ekibi de bu kursa davet ettim. O arkadaşlarla beraber bu kursa katıldık. İyi ki de katılmışız. Bu kurs için benim söyleyebileceğim başka bir şey yok. Sizin soracağınız bir şey var. Hocam, şimdi ben şunu merak ediyorum. Özellikle yoğun bakımda ultrasonla ilgili nasıl bir ihtiyaç hissediyorsunuz? Eğitim için ne yapılmalı? Yani daha ileriki zamanlarda özellikle anestezi ve yoğun bakım koşullarında. Çünkü biliyoruz ki ultrason artık stetoskop haline gelen bir tanı cihazı. Herhalde sizin de hastalarınızın bu tip bir tanı testine ihtiyacı oluyordur yoğun bakımda. Yoğun bakımda ultrason geldiğinden beri veya kullanmaya başladığımızdan beri bizim 5. gözümüz oldu diyelim veya monitorizasyon tekniklerinden birisi oldu ve pnömotorakstan şüphelendiğimizde en basitinden hızlı bir şekilde ultrason yapıp yapılması gerekenleri çok hızlı bir şekilde yapabilecek hale geldik en basitinden. Bütün Yalandal uzmanlık öğrencilerim ve asistanlarım bu konuda eğitim alıyorlar birbirleriyle. Akran eğitimiyle devam ediyor. Biz de onlara göstermeye çalışıyoruz. Her iki sistemle de. O nedenle ultrasonu kullanmak yoğun bakımcılar için özellikle iyi bir çözüm alternatifi ve tanı koyucu bir alet olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden de çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için bu kursa şeref verdiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.